İki yoldan yapabiliriz. Birincisinde bu 2 ile 5'i kök için alırız. 2'nin karesi 4 olur. 4 çarpı 5. Karekök 20 artı 5'in karesi 25. 2 kere 25'ten 50 olur. Karekök 50. Alt tarafta da karekök 10 var. Eksi diyoruz. Bunu da ayrı ayrı yazıyoruz. Karekök 6 bölü karekök 3. Eksi ile eksi artı yapacağı için karekök 15 bölü karekök 3. Bunu da ayrı ayrı yazabiliriz. Karekök 20 bölü karekök 10 oldu artı karekök 50 bölü karekök 10. Bunlar gider. Şurada kök 2 olur. Burada da karekök 5. Eksi diyoruz. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2, karekök 2. Burada da artı var. 15'i 3'e böldük 5, karekök 5. Bunlar gidince sonuç 2 karekök 5 olur. Bu sefer de payda rasyonel yapalım. Bunu karekök 10 ile çarparsak eğer üst tarafta 2 çarpı karekök 50 olacak. Bunu çarptığımızda da 5 çarpı karekök 2 kere 10'dan 20 olacak. Alt tarafta 10 var. Eksi diyoruz. Bunu da kök 3 ile çarparsak burası karekök 18 oldu. Eksi karekök 45 olacaktır. Alt taraf 3 oldu. 50 25 çarpı 2 olduğu için 5'i diğer dışarı alırız. 2 çarpı 5'ten 10 olur. 10 çarpı karekök 2. Bu da 4 çarpı 5 diye yazılınca 4 dışarıya 2 diye çıkar. 5 ile çarpılınca 10 artı 10 karekök. Burada da 5 olacaktır. Alt tarafta 10 var. 10 parantezini alıp sadeleştirdiğimizde karekök 2 artı karekök 5 gelir. Diğer tarafta da aynısını yapalım. 18'i 9 çarpı 2 diye yazarsak 9 dışarıya 3 çıkar. Dolayısıyla 3 karekök 2'dir. 9 çarpı 5 diye yazarsak 9 dışarıya 3 diye çıkar. Eksi 3 karekök 5'tir. Alt tarafta 3 var. 3'ler gittiğinde karekök 2 eksi karekök 5 oldu. Kesirin başında eksi olduğu için bunun da başına eksi getiriyoruz. Eksi karekök 2 artı karekök 5 oldu. Kök 2'ler yine birbirini götürecek. 2 karekök 5 kalacaktır. İki yolla da yapılır.